Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz bu toplamda 6 tane kargoyu açacağız. Bunlar bu hafta aldıklarım. Ben de ilk defa sizlerle birlikte açıp göreceğim hepsi paketli. Sadece şunu şöyle minikten bir ucundan açmış olabilirim ama yine de sizinle birlikte tekrar en son bir bakacağım. O zaman bu hafta gelen kargoları açmadan önce eğer hala değilseniz şimdiden hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hazırsanız paketleri açmaya başlayalım. Şuradaki şu kutuyla başlamak istiyorum. Evroşe'den sanırım iki parça bir şey almıştım. Bir de almış olabilirim. İki parça da olabilir. Şu anda ne aldığımı bile hatırlamıyorum. Bir indirim kodu gibi bir şey geldi mailime. Ben de onu değerlendirmek istedim anlık olarak. İhtiyacım yoktu ama indirim değerlendirmek için birkaç parça bir şey aldım diye hatırlıyorum ama ne aldığımı hatırlamıyorum. O yüzden hep beraber açarak başlayalım. Kutuyu açıyorum. Sepet tutarını tamamlamak için şöyle bir hediye kutusu gibi bir şeyle satın almıştım. Ürünler de, daha doğrusu ürün de bunun içinde. Şimdi kargoyu bir kenarıya bırakıyorum ve ürünü incelemeye başlıyorum. Bu hediye kutusu olarak geçiyordu. Sanırım iki farklı boyutu vardı. Ben küçük olanı mı aldım, büyük olanı mı aldım? Hiçbir fikrim yok ama gayet böyle yeterli boyutta bir hediye kutusu. Eğer Roche'den böyle bir arkadaşınıza veya herhangi birine hediye almak isterseniz bu kutuların içinde böyle hediye edebilirsiniz. Bayağı tatlı duruyor. Ve hani farklı şeyleri böyle odanızda saklamak için de kullanabilirsiniz diyebilirim. Kutusunu açıyorum ve benim aldığım ürün de içinde. Ben bir tane peeling aldım. Şu şekilde tüp formda. Daha sonra bir videomda detaylı inceleriz. Kozmetikle ilgili herhangi bir videoda. Yanında da bir tane tester ürün seçeneğim vardı. Hani bir tane seçme şansım vardı. O yüzden şöyle bir nemlendiricinin testerini seçtim. 1 mililitrelik bir tester ve 30 mililitrelik şöyle bir arındırıcı peeling almıştım. İçinden bunlar çıktı ilk paketin. Şöyle kutuyla birlikte kenarıya koyuyorum. Şimdi MNG kargoyu açalım. Çok minik bir paket. Ne çıkacağını biliyorum. O yüzden çok da heyecanlı değilim. Şu şekilde iki tane yastık kılıfı aldım. Bunlar böyle tek kullanımlık yastık kılıfı diye geçiyor. Neden aldım diye soracak olursanız kargo bedava olsun diye belli bir tutarın üzerine çıkmam gerekiyordu. Ve aldığım şeyin üzerine de böyle bir 5 liralık falan bir şey eklemem lazımdı. En ucuzdan böyle artan fiyat olarak filtreleme yaptığımda da bunlar karşıma çıktı. Kullanır mıyım bilmiyorum. Bir şeyler mi bir fikrim yok ama kargo ücreti ödemek yerine 5 TL bu iki ürüne ödedim diyebiliriz. O yüzden çok önemli şeyler değiller. Şimdi bunları da bir kenara alalım. Gelelim daha çok böyle severek birazcık daha böyle merak ederek açacağım kargolara. Şu Le Benjamin's'i açmak istiyorum. Kutusu bana bayağı özenli geldi. Daha önce bir alışveriş yapmamıştım Le Benjamin's'ten. Şöyle bir hediye kutusu tarzı bir kutuda çıkıyor. Hediye kutusu da demek çok doğru değil ama üzerinde markanın yazdığı böyle bir karton kutu var. Arka tarafında da şurayı şöyle kapatayım. Sanıyorum ki bir poşet var. Hediye falan etmek isterseniz poşetle verin diye düşünüyorum. Şimdi açalım bakalım içerik nasıl. Şekilde bir hediye paketi çıkıyor. Şurası yapışkanlı gibi. Bir tane de poşet çıkıyor kutuyu koyabilmeniz için. Kutudan daha şey doğru olacak şey. Şunun içine koyup da buna böyle koyabilmeniz için diyebiliriz. Şunları şimdi şöyle alalım. Kutumuzu açalım. Çünkü ürün bunun içinde. Poşetini bir kenara atıyorum. Şöyle bir kutuda çıktı. Ben kutusunu beğendim. Şimdi içine bakalım. Hazır mısınız? Şöyle faturası çıkıyor. Ürün de içinden bu şekilde çıkıyor. Yine de poşetin içerisinde kutuyu şöyle alıyorum ve paketi açıyorum. Benim aldığım ürün şuydu. Bundan sonra denemeli bir videomda sizlere gösteririm. Çünkü şu Trendyol paketinde de birkaç tane kıyafet var. Onları denemeli bir şekilde tekrardan çekmeyi düşünüyorum. Ama az çok böyle bir ne aldığımı görün diye. Şöyle tutayım. Minik palmiye desenleri var ve ben palmiye aşığı biriyim. O yüzden tişörtü gördüğüm anda direktman sepetime ekledim. Artı olarak indirimdeydi. Normal sezon fiyatlarının bayağı altına gelmiş oldu. Ve kumaşı falan da şu an gördüğüm kadarıyla bayağı
kaliteli. Şimdi bu ürünü de şöyle bir kenarıya koyuyorum. Çok fazla yerim yok yatakta. Şöyle kenarı bir yere atayım. Şimdi gelelim şuna, şu pakete gelelim. Forfun'dan bir tane cüzdan aldım erkek arkadaşıma. Kartlık gibi bir şey daha doğrusu. Hadi ona bakalım nasıl çıkacak. Şöyle çıkıyor. Poşeti kenara alıyorum ve bunu açıyorum. Şöyle şeffaf bir şeyin daha içinde geldi. Hemen bunu da açacağım ve size şöyle minikten bir göstereceğim. Bu arada bunu böyle aşırı beğenmedik ama şu beyazları falan çıkarsa daha güzel bir kartlık olabileceğini düşündük. Çünkü çok da şey değil yani, böyle yazıları çok hoşuma gitmedi diyebilirim ama sadece şurasına bir baskısı var, markanın baskısı var. Beyaz yazı çıkabilirse düz ve güzel bir kartlık olabilir ama yine de belki ilginizi çeker, o yüzden şu şekilde göstermek istiyorum. Üstünde fermuarlı bir bozuk para kısmı var. Şöyle çok uzağım gerçi, net görmüyorsunuzdur. Ön tarafta 3, arka tarafta da bir tane kartlık yeri var. Böyle bir kartlık. Bunu Trendyol'dan aldım. Fiyatı bayağı uyguna denk geldi. İndirim dönemi olduğu için böyle uyguna denk geldi diyebilirim. Alırken de son bir ürün var. Şu anda tükenmişimdir bilmiyorum ama belki göz atmak istersiniz. Şöyle göstereyim ve kenara alayım. Şimdi şöyle bir Trendyol paketim var. Trendyol'suz bu videoyu asla kapatamazdım. Çünkü diğerlerinin hepsini farklı farklı yerlerden aldım. Hani Le Benjamin'si kendi sitesinden aldım. Yves Rocher'i kendi sitesinden aldım. Gratis'i gratis.com'dan aldım. Trendyol'dan da bir şey almadan geçemezdim. Şimdi bakalım bunun içinde neler var. Şuradan bu sefer yırtmak istiyorum. Çünkü paketin içi bayağı dolu. Şunu da kesersem ürünü kesebilirim gibi geliyor. Şöyle yırtarak açacağım. Öncelikle şöyle ikili bir short seti aldım. Bu pijama kategorisinde değil, normal dışarıda giyilebilecek hani kategoride short şeyindeydi. Pijama olarak almadım yani, dışarıda giymek için aldım. Ama sanki pijamaya çok benziyormuş gibi duruyordu. O yüzden dışarıda giyilir mi hiç emin değilim. Deneyerek daha sonraki videolarımda bakarız. Birkaç video sonra bunları denemeli bir şekilde çekerim. Eğer dışarıda giyilebilecek gibiyseniz kombinleyebileceğinizi de konuşuruz. Renkleri aşırı hoşuma gitti ve ürünlerin altında da bayağı bir kupon olduğu için bu 3 ürünü toplamda bayağı uygun almış oldum. Şöyle öncelikle 2 tane kareli ekose sayılır mı? Bu hiçbir fikrim yok şu anda. Minik minik böyle kareli şort aldım. Şimdi bunları bir kenara koyuyorum. Şöyle pembe bir bluz aldım. Tişört de denebilir, body. Çok şey değil. Şık bir şey değil. Biraz spor bir parça. Şöyle göstereyim. Ön iç çıtlı gibi. Şu şekilde. Güzel duruyor ama rengi sanki bir tık daha açık duruyordu internette. Yine deneyip bunları hep beraber detaylı bakacağız. Ve son olarak da uzun süredir istediğim, artık havaların ısınmasıyla birlikte almam gerektiğine karar verdiğim bir parça. Bir kimono aldım. Kaftan diye de sanıyorum ki geçiyor. Aynı anlamam geliyor tam bilmiyorum ama. Kimono kaftan olarak geçiyor. Şimdi açıp bakacağız. Böyle bikinilerin üzerine giyebiliyorsunuz. Yazın normal kıyafetinizin üzerine de sanırım giyiliyor. Ama ben birazcık daha plaj için aldım diyebiliriz. Yan tarafa nasıl durduğunu fotoğrafını koyarım. Çünkü çok böyle uzun bir ürün olduğu için şu anda elimde neye benzediğini göremeyebilirsiniz. Ama böyle midye kabuğu desenli kolları falan benim çok hoşuma gitti. Sadece renginde siyah yazıyordu. Renginde siyah yazdığı için de şu kısmının beyaz mı su yeşili mi olduğunu aslında internette anlamadım. Çünkü tüm ışıklarda farklı çıkıyor. Ama tam beyaz değil. Böyle kremsi ve hafif yeşilimsi bir rengi var. Beyaz olarak almıştım. O yüzden denediğimde nasıl durur ve renkli bikinilerle giyilemeyeceği için kullanabilir miyim bilmiyorum. Beyaz olsa daha iyi olurdu. Dediğim gibi yan tarafa tekrardan şöyle bir fotoğrafını bırakırım. Nasıl bir şey olduğunu az çok oradan anlayabilirsiniz. Üçü toplamda yaklaşık 700 liraya yakın tutarken indirimlerle ve artı kuponlarla birlikte sanırım ki 250 gibi bir şeye geldi. Toplam 4 parça. O yüzden iyi bir Trendyol alışverişi oldu. Yani indirim dönemlerinde çok istediğim şeyleri böyle kuponlarla birleştirip daha uyguna alıyorum. Bunlar da bu hafta aldıklarımdan da. Şimdi gelelim son kargomuza. Aslında çok minik, dediğim gibi açık bir baktım. Ama bir de sizinle birlikte bakacağım. Gratis.com. Burada bayağı bir indirim vardı bu arada ben bunu alırken Gratis'te. Şöyle bir highlighter aldım. Like markasının. 261 rengini almışım. Yine detaylı inceleyip deneriz ileriki makyajla alakalı videolarımda.
Çünkü şu anda çok uzaktayım, böyle ekrana denesem de net göremeyeceksiniz falan. Sadece kargoları şöyle bir birlikte açalım, ortadan kalksın istedim. Bu arada Blight'ın ürününü de 12 TL'ye aldım ve geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde falan direkt sürünleri bayağı zamlandı. Beauty'sin ürünleri falan da çok zamlandı. Hiç beklemediğim bir zamdı. Yani hatta en uygun fiyatta olabilecek ve en güzel ürünlere sahip olabilecek bir markaydı diyebilirim. Özellikle kapatıcısı falan. Ama hem Blight hem de Beauty's çok zamlanmış. Zamdan sonra da böyle bir indirim görünce almak istedim. 12 TL'ye highlighter sanmıyorum artık alabileceğimizi. O yüzden ihtiyacım olmasa da böyle fiyatları değerlendiriyorum. Çok net yine dediğim gibi göremeyeceksiniz ama şöyle bir şampanya tonu. Bu arada bunun yanında başka ürünler de alacaktım ama hepsinin stoğu tükenmişti. Böyle anlık bir şeylere denk gelince almaya çalışıyorum ama birçoğunu da aslında yakalayamıyorum. O yüzden sadece bir tane ürün alabildim. O da bu. Benim bu hafta açacağım kargolar bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve ürünler hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve eğer hala değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.